ülke hayat efsanesi. Pekala Araç, işte buradayız. Gözlerini açabilirsin. Çalışacağımız yeni ofisimize hoş geldin dostum. Ha? Bu da ne böyle? Hani iş bulduğunu söylemişti. Evet, orman korucusu olacağız. Dünyaya zirvelerden bakacağımızı söylemiştin. Evet, bundan yükseğe çıkamazsın ki. Burası bizim gözetleme kulemiz kardeşim, bak. Yanıma gel korucu Reç, seninle kuleden dünyayı birlikte seyredelim. Unut bunu, ben gidiyorum. Hayır Reç, dikkat et. Dikkat et Reç. Affedersin, seni duyamıyorum. Üzgünüm Reç. Bir dahaki sefere daha açık söylerim. Şimdi eğer güvenilir bir orman korucusu olma kitabının ikinci sayfasını açarsan orada korucu yeminini göreceksin. Aa, öyle mi? Bir orman korucusu ne ağaçlara ne de tehlikelere yabancıdır. Yalnızlık bizim umutlarımızı törpüler. Ve toprak kokusu ciğerlerimizi temizler. Rehber ve eğitmen olacağımıza söz veririz. Ormanları ve canlılarını korumaya yemin ederiz. Bitti. Güne başka türlü başlamayı düşünemiyorum bile Reç. Her gün mü? Korucular bu yüzden kaçıyor demek. Aa, evet, bu konuda çok fazla bir bilgim yok ama duyduğuma göre eski korucu hem yalnızlıktan sıkılmış hem de koca ayağın saldırılarından korkup kaçmış. Üstelik burada kablolu yayın da yokmuş. Ne? Az önce ne dedin sen? Doğru mu duydum? Kablolu yayın yok mu? Bu anten haber kanalını alıyor. Şimdi yerel haberler. Rexburg Ulusal Parkı'nda koca ayağın görüldüğü söylentisi panik yarattı. Koca ayağın varlığına dair elde sağlam bir kanıt yok. Koca ayakmış. Ama ne komik. Ancak şunu söyleyebilirim ki koca ayağın resmini ilk kez çekmeyi başaran her kim olursa son derece zengin olacak ve büyük bir servete kavuşacak. Bizden söylemesi. Dur, spiker geri dön. Senden başka kimsem yok. Ay. Onu gördün mü? Kocaman canavar gördün mü? Kocaman kıllı bir canavar. Kolları her yere uzanıyor. Alo, Kanal 10 haber mi? Ben korucu Reç Roç. Koca ayağı buldum. O gerçek. Hemen buraya gelirseniz kanıtlarım. Reç, ne yaptın sen böyle? Ne mi yaptım? Ne mi yaptım? Ünlü ve zengin olmanın yolunu açtım işte. Yaptığım bu. Haber ekibi yola çıkmıştır bile. Beni zengin etmeye geliyorlar. Korucu Reç. Bir orman korucusu olarak ormanı ve içindeki bütün canlıları korumaya yemin ettik. Onları teşhir etmek için yemin etmedik değil mi? Bak burada kitapta da yazıyor. Dur, nereye gidiyorsun? Koca ayağı uyarmaya ve onun hayatına karışılmasına engel olmaya. Biliyorsun, eğer gazeteciler fotoğrafını çekerse o zaman yaşadığını kanıtlarlar değil mi? Evet. Evet, çok haklısın. Kanıtım olmasa bir şey alamam. Evet. Yani onlar bir şey alamaz. Hadi acele et. Gazeteciler gelmeden koca ayağı bulmalıyız ve uyarmalıyız. Evet. Hey korucu Rup, eğer kocaman kıllı, vahşi görünümlü, korkunç bir hayvan olsaydın gidip nerede saklanırdın söylesene. Hmm. Tam arkamda değil mi? Kaçmamalıyız Reç. Belki de o bizden daha çok korkmuş durumdadır ha. Hepsi burada, bak kitapta yazıyor. Anne! Çok akıllıca korucu Reç. Ölü numarası da yazıyor 7. bölümde. Numara yapan kim? Bak Reç, koca ayak kendini korumaya hazırlanıyor. Kitapta bölgesini koruduğunu yazıyor bak. Demek ki fotoğraf çekme zamanı gelmiş ha?
Hadi al şunu beline tak. Ona yaklaş ve birkaç poz çek hemen. Reç, şimdi fotoğraf çekme zamanı değil. Medya canavarları yakında gelir. Koca ayağı Doğan'ın kollarına göndermeliyiz. Kitapta bunu yapmanın en iyi yolu onun güvenini kazanmaktır diyor. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol koca dostum. Hey, ben dostunum. Bak dur göstereyim. Ne? Hayır, ona sırtını dönme. O bir katil Ruby. Hala öğrenemedim mi? Merak etme Reg. Kitaba göre hayvanlara sırtını dönmek uluslararası bir güven işaretiymiş. Öyle yapıyor. Hey. Gel buraya bakayım gel. Gördün mü? O kadar da zor değilmiş. Sen de yapabilir misin korucu? Bu da soru mu? Bütün yapmam gereken bu mu? Elimi bile ona yediririm. Gel bakalım koca adam. Ben senin dostunum. Al bakalım, ben de sana sırtımı dönüyorum, gördün mü? Ne? Onu korkuttun. Ya yapma. Arkadaşlar arasında iki pozun lafı mı olur? Şunu. Bak onu çok kızdırdın. Radarım habercilerin bu tarafa doğru geldiğini söylüyor Reç. Hayır, koca ayağı bulacaklar ama o benim, önce ben gördüm. O bizi kabul etmeden onu koruyamayız Reç. Hadi git ve güvenini kazan hadi. Bu bizim tek şansımız. Ha, güven kazanmak, evet. Bunu nasıl yapacağım peki? Al. Onun yediklerini yemeye çalış. Bu da bir güven işareti. Ama bu benim mideme dokundu. Çabuk ol Reç. Haberciler neredeyse gelir. Zaman kalmadı Reç. Çevresinde onu sevecekmiş gibi dolaşmaya çalış hadi. Ya da kafanı ağzına sok kardeşim. Ona bir havuç ver. Hadi dostum. Bak güzel havuç. Al bakalım. Al. Başka fikirde kalmadı Reç. Şuna bak. Şimdi de 5 tane oldular. Hepsi de bana dostluk eli uzatıyor. Baksana. Hayır Reç, kendine gel. Koca ayağın neden böyle davrandığı anlaşıldı. Bak bak. Orada kalan bazı akrabaları mı var? Hayır, yavruları var. O bir anne. Koca ayak bir dişi mi? Hem de yeni anne olmuş. Hayır. Çek, Rup, çek şunu. Dur, bırak. Ya, seni seviyorlar. Beni öldürecekler. Ne sevinmiler. Senden hoşlandılar Reç. Ve koca ayak da senden hoşlandı. Aa, ne kadar dokunaklı. Herkes gülümsesin. İşte bu. İşte oldu. Koca ayağın yaşadığını kanıtladım ve tam zamanında haberciler de geliyor işte. Bak. Artık koca ayağın huzur dolu hayatı sona eriyor. Ne kötü Reç. Yoksa fikrimi değiştireceğim. Hadi yürüyün. Korucu Reç, bizi aradıktan sonra hemen toplanıp buraya gelmeye çalıştık. Şimdi lütfen bize söyler misin? Koca ayak nerede? Koca ayak diye bir şey yokmuş. Sadece hayalmiş. Ama kanıtım var demiştin. Ben yalan söyledim bunu. Yani biz bunca yolu boşuna mı gelmiş olduk? Çok doğru. Burada görecek bir şey yok. Hadi gazetenize geri dönün. Hadi hikaye falan yok. Pekala ama gitmeden önce sabah baskısı için bir pozunuzu çekebilir miyiz acaba? Neden olmasın? Hadi çekin beyler. Aa ne güzel. Hey Reç. Bak bizi baş sayfaya basmışlar. Artık ünlü oldun. Ah. Şu yanındaki kim? Sensin tabii. Budala seni koca ayağa benzetmişler. Hey, bu saçlar bana çok yakışmış.
Peki şu manşete ne dersin? Korucu Reç, koca ayağın oyuncağıyım dedi. Koca ayağın oyuncağı mı? Hayır! Hayır! Ha, onlara dava açmadığımı temizleyeceğim.